Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Göreme Açık Hava Müzesi'nde dedik ya girerken... Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Ulus'ta 2. Meclis binasının hemen önündeyiz. Romanya Köstence'den herkese merhabalar. Mehmetçiğe saygı anıtının önündeyiz. Magosa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin tam önündeyiz. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Atatürk Kırklar eline geldiğinde işte o balkondan halka seslenmiş. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Şu anda Sivas'ta meydanda tam kongre binasının karşısında Kale Camii'nin önündeyiz. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere. Sergio ile Volk Show'dan bu haftada hepinize kucak dolusu sevgiler, merhabalar, hoş geldiniz diyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta sizler için yine mükemmel bir bölüm hazırladık. Düzce'ye gidiyoruz. Yani ülkemizin en son il olan bölgesine. Batı Karadeniz'in güzel bir iline gidiyoruz. Bakalım bu hafta bizleri Düzce bölümümüzde neler bekliyor? Lakin hemen öncesinde gelin dilerseniz şöyle yapalım. Geçtiğimiz haftaya kısa bir göz atalım. Kaçıranlar bir hatırlamış olsunlar diye. Sonrasında yeni bölümde Düzce'de tekrar buluşalım. Bu arada duyanlar duymayanlara duyursunlar. Çünkü Sergio ile Volk Show başlıyor. Sergio ile Volk Show'a hoş geldiniz. Şu anda çok güzel bir noktaya gidiyoruz ama ben maalesef yolda olduğum için ve direksiyonda olduğum için kameraya bakamıyorum. Yoluma bakmak zorundayım. Sizler de o şekilde yapın. Yolunuza bakın diyorum efendim. Herkesin aklına Söğüt, Domaniç, Bilecik dediğimizde tabii ki Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Çünkü burası Ertuğrul Gazi'nin memleketi. Ve bizler de şu anda Ertuğrul Gazi'nin türbesindeyiz. Ve tabii ki sadece o da değil, hem onun ailesinin hem de silah arkadaşlarının hepsinin yattığı Söğüt'teki Ertuğrul Gazi türbesindeyiz. Tarihin başladığı nokta aslında burası. Türk ulusu için çok tarihin başladığı nokta. Aynen öyle, dönüm noktası. Hem doğduğu hem de şu anda istirahat ettiği topraklardayız. Evet. O yüzden kısaca hem o tarihle ilgili bir bilgi rica edeceğim, evet, hem de türbeyle alakalı sizden bilgi rica edeceğim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun mayasında
İşin de ilahi boyutu var. Evet. Ki bu temel taşlarından birisidir. O dönemde tabii Anadolu'ya gelen erenler bir şekilde dağınık yayılmışlardı. Semerkant tarafından gelenler, Horasan'dan geçenler. Ve burada bulundukları ortak noktada bu şemsiye altında gerçek manada toplayıcı olan Ertuğrul Gazi'dir. Evet. Ertuğrul Gazi aynı zamanda Osman Gazi'nin de babası. Tabii ki. Şimdi Ertuğrul Gazi özellikle Karahisar'ı ve Söğüt'ü fethettikten sonra buraya yerleşiyor. Gerek Bizanslılarla gerek buradaki bir takım uç beylikleriyle dostluklar kuruyor. Tabii bir dönem sonra savaşlar da yapması kaçınılmaz oluyor. O dönemde tabii Osmanlı'nın kurulması için bir temel taşı gerekiyor. Temellerin atılması gerekiyor. Bu işin hem stratejik boyutu var hem de yanı sıra ilahi bir boyutu var. Ertuğrul Gazi gençlik yıllarında Hazreti Mevlana ile karşılaştığında nereye gittiğini soruyor. Genç bir delikanlı o zamanlar. Diyor ki evlat nereye gidersin? Diyor ki işte son tabii o zamanlar Selçuklu İmparatoru'nu ziyarete gittiğini ve onun şeyhine iktisap edeceğini söylüyor. Evet. Sen diyor boş ver onu. Sen diyor bizim meclise götür diyor. Anlatılanlara göre. Bizim meclise götüreceğim seni diyor daha doğrusu. Ve götürüyor. Gittiği mecliste toplamda 40 kişi var. 40 kişiye sohbet verirken Hazreti Pir Ertuğrul Gazi'ye bu arada diyor ki oğlum diyor ben sana dur diyene kadar Fatiha oku. Ey maşallah. Senin dur dediğim, sana dur dediğim yerde kaç tane olduğunu bana söyleyeceksin Fatiha'ların. Senin okuduğun kadarını da ben okuyacağım. Tamam. Diyor derler. Evet. Ve gerçekten de okuyor. Ertuğrul Gazi başlıyor okumaya. Hazreti Pir tam sohbetinin bir yerinde durduruyor Ertuğrul Gazi'yi. Kaçtasın o evladım diyor. 18'deyim diyor efendim diyor. 18 tane de ben okuyacağım diyor inşallah diyor. 36 tane Fatiha-i Şerife okuyacak diyor. Osmanlı İmparatorluğu 36 padişahtan oluşmuş. Her şeyin aslında düşündüğünüzde biraz araştırdığınızda şifrelerini zaten evet. Görebileceksiniz yani. Tarih aslında deştikçe, kurcaladıkça, inceledikçe insana bambaşka zevkler veren bir dal benim evet. Gözümde. Çünkü evet. Bir özellikle kendi tarihinizi araştırıyorsanız en başta kendi kişiliğinizi de buluyorsunuz. Evet, Aksaray'da Somuncu Baba Türbesi'ndeyiz. Şimdi kafanızda farklı farklı soru işaretleri olabilir. Mesela Somuncu Baba'nın türbesi Aksaray'da mıydı? İşte Malatya'da Darende'de değil miydi? Bursa'da Ulu Cami'de değil miydi? Veya Kütahya'daki Ekmekçi Baba değil miydi? Gibi gibi kafanızda birçok soru işareti olabilir. Şimdi bunlarla alakalı sizlere ufak tefek açıklamalar yapacağım. Somuncu Baba'yı biliyorsunuz Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası oluyor. Hacı Bayram Veli'yi de zaten biz daha önce Ankara bölümümüzde sizlere göstermiştik. Hacı Bayram Veli türbesini, camisini sizlere göstermiştik. Şimdi Somuncu Baba yaşam hikayesi boyunca bir dönem biliyorsunuz ki Bursa'da yaşadı. Bursa'da halka ekmekleri ücretsiz olarak müminler somun, müminler Müslümanlar somun diyerek dağıtarak ondan sonra adı Somuncu Baba olarak kaldı. Müslümanlara somun ekmeklerini ücretsiz ve tabii ki hayır işlemek amacıyla dağıttığı için. Ve Ulu Cami'nin açılışında o kadar güzel bir hutbe ve o kadar güzel Fatiha okudu ki insanlar onun Somuncu Baba olduğunu anladılar. Aslında onun Bursa'ya geliş amacı birazcık inzivaya çekmekti kendisini. Ve sonrasında halk tabii onun Somuncu Baba olduğunu anladıkları zaman hemen Hacı Bayram Veli ile birlikte yine 3 yıl kalmak üzere Mekke'ye dönmüşler. Evet, Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi'nin içerisinde bir de cami var demiştim. Somuncu Baba Camii hemen arkamda duruyor. Ayrıca hemen caminin karşısında bir de Somuncu Baba'nın minyatür müzesi var. Orayı da geldiğinizde mutlaka ziyaret edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftayı kısaca hatırladığımıza göre hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyerek yeni hafta bölümümüze başlayalım istiyorum bir an önce. Çünkü Düzce gerçekten beni heyecanlandıran illerden bir tanesi oldu.
Düzce deyince aklınıza belki küçücük bir şehir geliyor. Ben de en başta öyle düşünmüştüm. Ama gelip de gezdiğimde aslında ne kadar yanıldığımın farkına vardım. Şimdi dilerseniz Düzce hakkında sizlere genel bilgiler verip sonrasında Düzce'deki ilk durağımıza gideceğiz. Düzce hepinizin de bildiği gibi 1999 yılında il statüsü kazandı. Batı Karadeniz'de bulunuyor. Nüfusu ortalama 400 bin civarında. 1999 yılında yaşanan yıkıcı deprem sonrasında şehir ekonomik açıdan büyük bir darbe almıştı. Günümüzde sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve ormancılık halkın temel geçim kaynağı. Şehrin iki metropol kent arasında yer alması da ekonomik yapısını daha da dinamik tutuyor. Batı Karadeniz'de ayakta kalan tek antik kent olması Düzce'yi tarihi açıdan da ayrıcalıklı bir konuma getiriyor. Düzce, M.Ö. 1390 ve 800 yılları arasında Hititlerin hüküm sürdüğü bir coğrafyaydı. Bu kadar eskilere dayanan bir tarihi bulunan Düzce, tarihi açıdan 4 döneme tanıklık etti. Bu devirler Britanyalılar, Roma ve Bizans devri, Osmanlı devri ve şu anda Cumhuriyet devri olarak isimlendirilmekte. Düzce ve çevresinin bilindiği dönem ise 15. yüzyıl. Özellikle Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinin ikinci cildinde Düzce'de bulunan bir tuz pazarının da adı geçmekte. Britanyalılar devrinde Düzce neredeyse ortada yok gibiymiş. Britanyalıların yaşadığı yerin doğusunda geniş bir ova ve bataklıktan meydana gelmekteymiş. Roma ve Bizans devrinde ise ilk döneme nazaran gelişmeler görülmeye başlanmış. Britanyalılar devrinde mevcut olan bataklıklar Romalıların eliyle ıslah edilmeye başlanmış. Romalıların ardından Bizanslılar gelmiş ve bu dönemin sonunda Düzce parlak devrini yaşamaya başlamış. 1323 yılında Osmanlı devrine gelindiğinde ise bölgeye Konsopa adı verilmiş. Bu dönemde Düzce aşama aşama gelişmiş ve 1871'de ilçe merkezi konumuna gelmiştir. Sergio ile Volk Show'dan bu hafta da süper bir bölümden hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Evet, plaka 81. Neredeyiz tahmin edin? Tabii ki Düzce'deyiz. Gelin böyle. Düzce'yi en güzel gören noktaların bir tanesindeyiz. Evet, panoramadayız tepede. Ve şu anda görüyorsunuz bütün Düzce ayaklarımızın altında. Efteni Gölü'nden Gölyaka'ya kadar ve buradan ta Samandere'ye kadar her tarafı görebiliyoruz. Melen Çayı'na kadar her yeri görebiliyoruz. Dereleri, akan suları, gölü, kuşları, sazlıkları her yeri görebiliyoruz. Evet, Düzce. Düzce ile alakalı ufak tefek bilgiler vermek istiyorum sizlere. 81 plakalı ilimiz, yani 81 ilimizin en son il olmuş bölgesi. Buranın geçmişi ta Hititlere, Britanyalılara, Romalılara, Bizanslılara ve tabii ki en son Osmanlılara kadar dayanıyor. 1969 yılına kadar Kastamonu'ya bağlı olan bir ilçeden bahsetmek istiyorum sizlere. Yine yaklaşalım manzaradan, izleyenlerimiz tabii ki mahrum kalmasınlar. 69'a kadar Kastamonu'ya bağlı kalıyor. Sonrasında Bolu'ya bağlanıyor burası. Zamanında Kastamonu çok büyük topraklara sahipti Osmanlı döneminde. Ve dönüyorum şimdi 99 yılına. Bir enem olaydı biliyorsunuz. Deprem oldu. Hem Gölcük'te hem de üzerine Düzce'de. Depremin olduğu sene Düzce il oldu. Yani 99 itibariyle Bolu'dan ayrıldı ve il oldu. Bizler de bu hafta sizler için Düzce'nin en güzel yerlerini çekmeye geldik. Ve tam tepeden olan bir noktadan da programa giriş yapalım istedik. Neler göreceğiz bu bölümde? Akçakoca'ya kadar gideceğiz, tatil cenneti. Şelalelere kadar tırmanacağız. Göllere kadar gideceğiz. Artık aklınıza ne geliyorsa, fındık bahçeleri mi diyorsunuz? Yoksa melen çayı mı diyorsunuz? Ne düşünüyorsanız hepsini bu hafta bu bölümde görmek mümkün. O yüzden ne yapıyoruz? Etrafımızda ne kadar Düzceli varsa, ne kadar bu çevreli varsa hemen herkese haber veriyoruz. Romalılardan, Cenevizlilerden, Bizanslılara kadar, Osmanlı'ya gelene kadar birçok uygarlığa
ev sahipliği yapmış Konur Alp'ten bahsediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bakatine nasıl katkıları olmuştur? Bu bilgilerin hepsinden sizlere az sonra bahsedeceğim. Ama şimdi gelin Konur Alp kentini, bu güzel antik kenti yavaş yavaş birlikte gezmeye başlayalım. Sergio ile Volk Show ailesi olarak yepyeni bir akım başlatıyoruz. Artık sizler de programımızın birer parçası olacaksınız. Şu anda bulunduğunuz ülkede ya da şehirde ya da ilçede hiç fark etmez. Öncelikli olarak yanınıza bir arkadaşınızı alıyorsunuz. Sonra telefonunuzu o arkadaşınıza yan tutması kaydıyla veriyorsunuz. Siz kameranın karşısına geçiyorsunuz. Bulunduğunuz şehrin en önemli noktasına, meydanına ya da herhangi bir tarihi eserin önüne geçip bulunduğunuz şehri bizlere bir dakikada özetliyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ama programın sahibi sizmiş gibi yapıyorsunuz. Yani ben nasıl her programı açarken Sergio ile Volk Show'a hoş geldiniz diyorum, siz de şunu diyorsunuz: Ayşe ile Volk Show'a hoş geldiniz ya da Ahmet ile Volk Show'a hoş geldiniz diyerek bulunduğunuz konumu bizlere anlatıyorsunuz. Biz de her programda sizleri yayınlıyoruz. İşte burada gördüğünüz numaraya WhatsApp yoluyla bütün videolarınızı gönderebilirsiniz. En güzel videoları ekibimiz seçecek ve sizler için yayınlayacak. Haydi bakalım, bu akıma durma, sen de katıl. Atlı Kapı'nın hemen ardından bölgeye Osmanlı döneminde yapılmış bir eserin önüne gidiyoruz. Bu eserin ismi İkinci Beyazıt Hamamı. Kare planlı yapılmış bir eser aslında. Şu anda Konur Alp Mahallesi'ne geldiğinizde hemen mahallenin meydanına çok yakın bir konumda, yürüme mesafesinde bulunuyor. Şu anki durumu birazcık atıl ama Düzce Belediyesi ve tabii ki üniversitenin de katkılarıyla şu anda Konur Alp şehrinde ciddi ciddi çalışmalar devam etmekte. Konur Alp dediğimiz bölgede Kemer Kasım köyündeyiz. Neden Kemer Kasım köyündeyiz? Görüyorsunuz ben de burada sizler için geldim ki buradaki eski ta döneminde moloz taşlarla yapılmış ve Konur Alp'in şu anda bulunan mahalle merkezine kadar su taşınmış buradan. Takribi araçla bizim bu kemerlere gelme süremiz, Konur Alp merkezden, mahalleden takribi bizim gelme süremiz 15 dakika civarında sürdü araçla. Yani mesafeyi siz şu anda hesap edin, ortalama 7 kilometre boyunca uzanan taşlar. Ama şu dönemde ayakta kalmış taş sayısı 11 adet. Bunların 7 tanesini arkamda görüyorsunuz. 4 tanesi de şu anda şehrin merkezinde. Kim bilir acaba o dönemde ta oraya kadar kaç tane dikili taş vardı suyu aktarabilmek için diye düşünmeden edemiyorsunuz. Şimdi baktığımızda şöyle bir gelelim. Baktığımızda zaten taşlar buradaki yola kadar çıkıyor. Kemer Kasım köyünde. Birçoğunu da zaten şu anda yeşillikler kaplamış. Görüyorsunuz. Bir taraftan da karlar malum. Tabii kış dönemindeyiz. Biz de sizler için gezmeye yine devam ediyoruz. Sergio ile Volk Show'dasınız. Konur Alp'teyiz. Su kemerleri neredeyse şehri çevreleyen surlar kadar yükseklikte. Yapımına baktığınızda ta Roma ve Bizans dönemine kadar uzanabiliyor. Ve moloz taş kullanılarak yapılmış burası. Hala ayakta kalabilmesi ise adeta bir mucize. Zaten büyük bir bölümü yıkılmış, şu dönemde sadece 11 tanesi ayakta kalabilmiş. Benim nacizane küçük bir tavsiyem var. Hazır bu köyün içerisinden geçiyor bu kemerler ve yolun da tam üzerinden. Keşke yapılabilse de güzel bir restorasyon olsa ve o yolun üzerinden bu kemerlerin o dönemki halleri tekrardan restore edilebilse. Şimdi ise yeni durağımız tabii ki antik kentin en güzel yapısı bence.
Antik Tiyatro'ya gidiyoruz. Halk arasında 40 basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro, Helenistik çağda yani M.Ö. 300 ila 30 yıllarında yapılmıştır. Eklemeleri Roma dönemine aittir. Prusias, Hipyum antik kentinde bulunan bu tiyatronun aslında şu anki görüntüsünden burada yaşayan insanlar bir haberdi. Hatta birçoğu üzerlerine toprak atıp üzerine ev bile yapmışlar zamanında. Malum tarih eski dönemlerde çok fazla önem taşımıyordu. Hatta bazı söylentilere göre Bizans döneminde yapılan aslan ayakları var burada oturma sıralarının kenarlarında. Onlar puta benzetildiği için çekiçle kırıldığı da halk arasında hala konuşuluyor. En üst sıra en önce bulunan sıra ama şu anda en alt sıra da artık gün yüzüne çıkmış. O kadar şanslıyız ki arkeologların çalışması esnasında şu anda buradayız. Restorasyonun hemen ardından mükemmel ve kocaman bir amfitiyatro burada Konuralp'te tüm gelen ziyaretçilerin şüphesiz ki ilgi odağı olacak. Ama orta sıradan bir eser yok maalesef şu anda. Çünkü zamanında burada yapılan evlerin birçoğunun temeline burada yaşayan halk tarafından taş olsun, temel sağlam olsun diye taşınıp konmuş. Tabi bu anlattığım olaylar bundan yüzyıllar evvelinden bahsediyorum sizlere. Şimdilerde hangi sıra, hangi taş, hangi evin altında temel olmuş? Tabii ki bunu bilmek mümkün değil. Acaba toprağın altına mı gömülmüş kalmış, üzerine başka bina mı yapılmış? Bunları bilmek mümkün değil. Buradaki çalışmaları gördükten sonra bir şeye çok fazla inanıyorum ki bu amfitiyatro ileride restorasyonu bittikten sonra bence Karadeniz bölgesinde çok büyük önem taşıyacak ve bu bölge içinde büyük bir turizm kaynağı olacak. Konuralp'te, Konuralp antik kentinde yani şimdiki Türkçe ile yine size söylüyorum Konuralp antik kenti diye. Amfitiyatronun hemen içindeyiz. Burada hala kazı çalışmaları devam ediyor. Halk arasında burası 40 basamaklar olarak da biliniyor. Zamanında bundan bir 10 sene 15 sene öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam burada hatta konserler vesaire de oluyordu. Ama sonrasında bu amfitiyatro 40 basamaktan ibaret değildi. Buranın sanki daha çok basamağı varmış gibi olduğu için tekrardan kazı çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede olan evler kaldırılıyor ve şu anda da burada arkamda da görüyorsunuz kazı çalışmaları devam ediyor. Burası müthiş bir amfitiyatro olarak yine turizme açılacak hem de bölgeyi hareketlendirecek. Biz de gelmişken amfitiyatroyu bir ziyaret edelim istedik. Malum bölgede kazı çalışmaları devam ediyor ve tabii ki bu kazı çalışmaları esnasında da birçok heykel ya da o döneme ait eşyalar çıkartılıyor. Lahit mezarlara kadar hem de işte bunların hepsinin toplandığı bir de Konuralp Müzesi var. Şimdiki durağımız Konuralp Müzesi. Haydi bakalım bizi müzede neler bekliyor bir görelim. Şu anda Konuralp Mahallesi'nde Konuralp Müzesi'nin hemen önündeyiz. Evet dedik ya zamanında burada birçok uygarlık yaşadı. Yani Hititlerden tutun, Cenevizlilerden tutun, Romalılardan, Bizanslılara kadar, Britanyalılara kadar, Osmanlılara kadar birçok uygarlık yaşadı burada. Ve tabii ki Cumhuriyet dönemi de var. Şimdi
burada yapılan antik kazılar sonucunda çıkarılan birçok tarihi eser burada Konuralp Müzesi'nde. Yani Düzce'ye gelip de Konuralp'e uğradığınızda müzeyi de ziyaret etmeden sakın ha sakın buradan gitmeyin. Şimdi ben müzenin içine gideceğim ve müze içerisindeki güzellikleri sizlere göstereceğim. Ha bu arada Konuralp'in geneline bakacak olursak zaten baktığınızda adeta bir açık hava müzesi gibi. Yani burada her yerde bir tarih, her yerde bir eser zaten mevcut. Müze de zaten bahçeden başlıyor. Haydi bakalım müzeye gidiyoruz. Müze ile alakalı olarak ilk belirtmek istediğim şey ve en çok hoşuma giden özellik bu müzeyi gezmek tamamıyla ücretsiz. O yüzden Konuralp'e geldiğinizde mutlaka bu müzeyi siz de gezin. Konuralp kentinin zengin kültürel mirasını yaşatmak üzere yapılan müze 2013 yılında ziyarete açılmış. Arkeoloji salonunda çeşitli dönemlere ait eserler, pişmiş toprak ve mermer heykelcikler, metal eserler, takılar, cam kaplar ve mezar hediyeleri kronolojik olarak sergilenmekte. Etnografya salonunda geleneksel kültüre ait yöresel kıyafetler, süs eşyaları, mutfak kapıları, aydınlatma gereçleri, tartı aletleri, kılıçlar, tüfekler ve buna benzer bütün eserler sergilenmektedir. Müze bahçesinde Konuralp Antik Kenti'nde gün ışığına çıkan büyük mimari parçalar, sütunlar, bomoslar, oshotekler, şehir yasası yazıtları, pişmiş toprak pitoslar, mezar stelleri sergilenmekte. Müze bahçesindeki eserlerin en görkemlilerinden biri mermerden yapılmış, milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen büyük lahittir. Programın başında da söylediğim üzere bu bölgeyi Konuralp fethetmiştir. Peki Konuralp hakkında birazcık bilgi almak ister misiniz? O zaman kulaklarınızı açın, bakın bakalım Konuralp kimmiş? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlardandır Konuralp. Konur, halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan demektir. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin yakın silah arkadaşlarındandır Konuralp. Sakarya ve Düzce civarında çok fazla fetihler yapmıştır. Osman Gazi 1300 yılından itibaren Bizanslara karşı mücadeleye girişince yanına Konuralp, Akçakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi gibi silah arkadaşlarını almış. Orhan Gazi daha babasının sağlığında askeri idareyi eline aldığından Karadeniz'e doğru olan bölgenin zaptına da Konuralp'i göndermiş. Konuralp, Akyazı, Mudurnu ve sonradan kendi adı verilen Melençayı Havzası'nı fethetmiş. Melençayı Havzası dediğim bölge ise bu bölge zaten. Bursa'nın fethinde yani yıl 1326 büyük kahramanlıklar göstermiş ve aynı yıl içinde de vefat etmiş. Şimdi de antik kentte kalan ve hala restorasyon çalışmaları devam eden son yapının yanına gidiyoruz. Tarihi Roma Köprüsü. Konuralp'te gezilerimiz devam ediyor ve şu anda son duraktayız. Hemen arkamda Roma Köprüsü var. Tarihi meşhur Roma Köprüsü. Romalılar döneminde yapılmış bu köprü ve en büyük özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermerle yapılması.
Ama şu anda tabii ki bir revizyon içerisinde. Görüyorsunuz zaten arkada çalışmalar devam ediyor. Çünkü küçük bir revizyonun ardından tekrar ziyaretçilere açılacak bu köprü. Malum çok uzun yıllardır hiç kullanılmayan ve Düzce'yi de çok iyi biliyorsunuz, her seferinde söylüyorum, toprak hareketleri çok fazla olan bir ilimiz olduğu için zamanla tabii ki harap olmuş bir köprüden bahsediyoruz. Ama Konur Alp'in geleceğine baktığımızda burası aslında çok güzel bir turistik bölge olacak. Hem Düzce için hem de Düzce halkı için. Dönüyoruz. Neden Konur Alp? Aslında Prusyas, biliyorsunuz eski adı. Neden Konur Alp? Konur Alp Osmanlı Devleti'nde ilk kurulduğu zaman Osman Bey'in en büyük komutanlarından bir tanesi. En büyük silah arkadaşlarından bir tanesi. Ve 1323 yılında geliyor Düzce'yi Osmanlı topraklarına katıyor. İşte bundan dolayıdır ki bu bölgenin adı Konur Alp. Biz de şu anda Konur Alp'i sizlere gösterdiğimiz için çok mutluyuz. Yolunuz İstanbul'dan çıkıp da Ankara'ya gidiyorsa ya da Bolu'ya gidiyorsanız ya da Anadolu'ya doğru herhangi bir şehre gidiyorsanız mutlaka bir Düzce'ye uğrayın. En azından bir Konur Alp'i gezin diye ben size şu anda tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten ömürde bir kere de olsa gelinip görülmesi gereken bir yer. Malum antik tiyatrosu, müzesi, su kemerleri, tarihi hamamı ve bu köprüsü de dahil olmak üzere birçok gezebileceğiniz nokta var. Ayrıca çok da güzel bir kasaba Konur Alp. Sevgiler, saygılar, Sergio ile Walk Show'dayız. Hep birlikte tarih bilgilerimizi güncellediğimize göre ve bu güzel antik kenti gezdiğimize göre dilerseniz güzel bir doğa harikasına gidelim. Güzel Dere Köyü'ne, güzel de bir şelaleye doğru gidiyoruz şimdi. Evet, şu anda Düzce'de Gölyaka bölgesinde Güzel Dere Köyü'ndeyiz. Neden Güzel Dere Köyü'ndeyiz? Çünkü burada süper bir şelale var. Onu görmek için, o şelaleyi ziyaret etmek için gidiyoruz. Karların arasında birazcık kaya kaya gidiyoruz ama olsun. O güzelliği görmek için değer diyorum ben. Hatta sadece görmek değil, o güzelliği sizlere göstermek için değer diyorum. Bu güzel kış mevsiminde karların arasında yürümek gibisi zaten yok. Diyorum ya hep, yemyeşil Düzce ama bembeyaz Düzce'yken bana göre daha güzel. Güzeldere Şelalesi, Gölyaka'ya bağlı Güzeldere Köyü'nde. 93 yılında mesire alanı olarak ve 2011 yılında ise Tabiat Parkı olarak tescillenmiş bir bölgeden bahsediyorum sizlere. Güzeldere Köyü'nden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, bu kadar yüksekten döküldükten sonra doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü sergiler. Şelale ve çevresi orman yapısı ile çok büyük dikkat çekmektedir. Şelalenin bulunduğu alanda kayın, gürgen, köknar, porsuk, sarıçam, karaçam, kestane, ıhlamur, akağaç, dişbudak, ceviz, orman kavağı, orman söğüdü, orman gülü, karayemiş, papaz külahı ağaçları, böğürtlen, üvez, alıç tafları, kantaran otu, kardelen, Arap sümbülü, siklemen, menekşe, düğün, eğreti, fi, burçak ve daha sayamadığım birçok bitki örtüsü görülmektedir. Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, doğal peyzaj görüntüsü, piknik ve düzenlenmiş orman içi dinlenme alanları ve yürüyüş parkurları ile bölgenin en önemli değerlerindendir. Bölge, doğa yürüyüşü, kampçılık, bisiklet, fotoğrafçılık, safari ve buna benzer aktiviteler için oldukça uygun bir bölgedir. Alanda konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri verilmektedir. Yani buraya geldiğinizde amanın ben bu ormanın içinde kaybolur muyum diye sakın ha sakın düşünmeyin. Aradığınız her şeyi burada bulmanız mümkün. Düzce Gölyaka, Güzeldere Şelalesi'nin
tam uç noktasındayız. Yani yürüyerek gidebileceğiniz son noktasındayız. Çünkü bundan sonra artık merdivenler bitiyor. Zorlu bir yolculuk oldu bizim için. Ortalama 300 metre, 350 metre civarında şelaleye ulaşabilmeniz için basamaklar eşliğinde yürümeniz gerekiyor. Hele ki böyle karlı bir dönemde denk geldiyseniz kaya kaya da gelebiliyorsunuz aşağıya doğru istem dışı kayma. Görüyorsunuz suları üstümden nasıl akıyor ve hemen size kısa kısa bilgiler vereceğim. 136 metre yükseklikten geliyor bu şelalenin suyu ve Büyükmelen de yine toplanıyor ama son dönemde İstanbul'a verildi aslında bu şelalenin suyu. Bilmeyenler varsa bunu öğrenebilirler. Büyükmelen aracılığıyla bu su İstanbul'a içme suyu olarak verildi son dönemde. Mükemmel bir ortam. Kış aylarında daha güzel. Suyu biraz şu anda az gözüküyor ama karlar erimeye başladığı andan itibaren zaten o su da yükselecek. Yani gürül gürül bir şelale olacak. Güzeldere şelalesi. Müthiş bir tesis var burada. Hem gelip kamp yapabiliyorsunuz, hem gelip günübirlik pikniklerinizi yapabiliyorsunuz. Restoran var, kafe var, dinlence alanları var. Kendinizi bir ay gelip buraya kapatabilirsiniz. Dilerseniz karavanınızla, dilerseniz çadırınızla. Hem de her mevsim bunu yapmanız mümkün. Doğayı seviyorsanız zaten en güzel noktalardan birisi Düzce, Gölyaka, Güzeldere mevki. Hele ki İstanbul'da yaşıyorsanız ya da Ankara'da yaşıyorsanız büyük şehirlerde kaçıp kaçıp gelebileceğiniz en güzel noktalardan birisi Sergio ile Volk Show'un da sizlere güzel bir tavsiyesi, Güzeldere Şelalesi. Oksijenimizi full depoladıktan sonra sizleri çok küçük ama güzel bir ilçeye, hatta bu bölgenin en eski ilçelerinden bir tanesi olan Çilimli'ye götürmek istiyorum. Düzce'nin en eski ilçelerinden bir tanesi Çilimli'deyiz. Çilimli sıcak halkıyla tanınıyor aslında ve burada da tabii ki Çilimliler de fındık işiyle, kara lahana işiyle, her şeyle uğraşıyorlar. Malum Karadeniz iklimi her zaman söylediğim gibi. Biraz kamerayı böyle alalım yanıma doğru. Ve Düzce'nin her yerinde olduğu gibi burada da aynı. Burada bütün çaylar biliyorsunuz ki Melen'e bağlanıyor. Şu anda da halkın Karadere diye tabir ettiği bir dere var. O derenin üzerindeki köprüdeyiz. Böyle gösterebiliriz de manzarayı. Bu taraflar düzlükken karşı taraflar tabii ki dağlar, tepeler. Evet. Çilimli'yi de ziyaret etmeden yapamazdık zaten. Sergio ile Volk Show ailesi olarak yepyeni bir akım başlatıyoruz. Artık sizler de programımızın birer parçası olacaksınız. Şu anda bulunduğunuz ülkede ya da şehirde ya da ilçede hiç fark etmez. Öncelikli olarak yanınıza bir arkadaşınızı alıyorsunuz. Sonra telefonunuzu o arkadaşınıza yan tutması kaydıyla veriyorsunuz. Siz kameranın karşısına geçiyorsunuz. Bulunduğunuz şehrin en önemli noktasına, meydanına ya da herhangi bir tarihi eserin önüne geçip bulunduğunuz şehri bizlere bir dakikada özetliyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ama programın sahibi sizmiş gibi yapıyorsunuz. Yani ben nasıl her programı açarken Sergio ile Volk Show'a hoş geldiniz diyorum. Siz de şunu diyorsunuz. Ayşe ile Volk Show'a hoş geldiniz. Ya da Ahmet ile Volk Show'a hoş geldiniz diyerek bulunduğunuz konumu bizlere anlatıyorsunuz. Biz de her programda sizleri yayınlıyoruz. İşte burada gördüğünüz numaraya WhatsApp yoluyla bütün videolarınızı gönderebilirsiniz. En güzel videoları ekibimiz seçecek ve sizler için yayınlayacak. Haydi bakalım bu akıma durma, sen de katıl.
Şimdiki yeni durağımız Akçakoca ve Konuralp bölgesinin arasında yer alan Fakıllı Mağarası. Haydi bakalım mağaraya gidiyoruz. Akçakoca'ya bağlı Fakıllı köyündeyiz ve burada Düzce'de Fakıllı Mağarası var. Onu gezeceğiz hep birlikte. Ben şimdiden heyecanlanıyorum. Sizler de hazırsanız girelim içeriye bakalım. Söylentilere göre bizim Alanya'daki Damlataş Mağarası'na benzetildiği bilgisi elimize ulaştı. Çünkü burası da astım ve nefes darlığı gibi hastalıklara iyi geliyormuş ve mağara içerisinde dikitlerin ve sarkıtların olduğu söyleniyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Fakıllı Mağarası, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 8 kilometre güneydoğusundaki Fakıllı köyünde bulunmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından birinci derecede sit alanı olarak tescillenmiş. Bulunduğu köyden ismini alan mağaranın toplam uzunluğu 1017 metre. Ziyarete açık alanı ise toplamda 350 metre. Evet, şu anda Düzce'de Fakıllı Mağarası'ndayız. Fakıllı Mağarası Akçakoca yolunun hemen üzerinde. Akçakoca'ya giderken Düzce'den solda, dönüşte sağda. Yani aslında Akçakoca'yı da gezmeye gidiyorsanız dönüşte uğramanız daha mantıklı buraya. Çünkü yol istikametinizde kalacak. Burası tarihi bir mağara değil tabii ki. Tabii bir mağara. Yani doğal bir mağara. Ortalama 100 senelik 100 sene önce civarında bulunduğu söyleniyor burasının. Ve Fakıllı köyünde yer alıyor. Şimdi mağara deyince aklınıza dümdüz bir mağara gelmesin. Çünkü burası malum içinden su geçen bir mağara. Çünkü Düzce'de melen çayını da çok iyi biliyorsunuz. Birçok kolu var. Hepsi büyük melende toplanıyor bu kolların. Ve aşağı yukarı her köyden akan bir su, akan bir dere, akan bir çay mevcut. İşte bu çaylardan gelen sular da kanallar vasıtasıyla bu mağaranın içerisinden de geçiyor elbet. Kim bilir nerelere nasıl bağlanıyor. Biz de mağaranın içine girdik. Klasik mağara olunca yarasalar da olabiliyor mağaranın içerisinde. Doğal özellikler taşıyan mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikitler var. Özellikle beyaz oda olarak anılan bölgeler, Damlataş bakımından zengin olan bölgeler. Mağaraya yağışlı dönemlerde düden girişler ile önemli oranda su girişi vardır. Çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahip olan Fakıllı Mağarası, yarı aktif bir mağaradır. Yüzeye yakın bir noktada bulunması nedeniyle yaz ve kış mevsimlerinde büyük farklılıklar gösteren nemli, sıcak ve serin bir havaya sahiptir. Mağaranın havasının astım ve nefes darlığı hastalığına iyi geldiği söylenmektedir. Mağaranın çevresinde de yapılan düzenlemelerle piknik yapmak da mümkün. Ayrıca bu mağarayı gezerken daha önce Antalya, Alanya'da Damlataş Mağarası'nı gezdiyseniz benzetme yapma durumunuz da mümkün elbette. Burada bir motif var ki aklınıza hemen Alanya bölümümüz gelsin. Damlataş Mağarası gelsin. Neden Damlataş Mağarası gelsin? Çünkü üstten damlayan suların oluşturduğu sarkıtlar mevcut bu mağara içerisinde. Ve bu mağaranın da astım ve nefes darlığı hastalığı geçiren hastalara iyi geldiği yine söylenenler arasında. Mevsimsel değişikliklere göre mağara içerisindeki sıcaklık tabii ki değişebiliyor. Kış aylarında diğer mağaralara göre burası daha sıcak, yaz aylarında da aksine serin bir hava sıcaklığına sahip mağaranın içi. Mutlaka Düzce'ye geldiğinizde Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Sergio ile Walk Show'dasınız.
Gebze'nin tarihi ve doğal güzellikleri bitmek bilmiyor. E hal böyle olunca da tabii ki bir bölüme sığmıyor. Çünkü bir dahaki bölümde çok güzel noktalara götüreceğim sizleri. Yani önümüzdeki hafta tekrar Düzce'deyiz. Bugünkü bölümü kaçıranlar sakın ha sakın üzülmesinler. Çünkü program bittikten sonra YouTube kanalımda bölümün tamamını izleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz ya da gittiğim yerler veya gideceğim yerlerle alakalı söylemek, belirtmek istediğiniz durumlar söz konusu ise Instagram'dan beni direkt takip edip tüm sorularınızı direkt mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Emin olun tüm mesajlarınıza tek tek cevap veriyorum. Sergio ile Volk Show ekibi olarak önümüzdeki haftaya kadar lütfen kendinize cici bakın diyorum ve unutmadan bir kez daha söylüyorum. Sergio ile Volk Show her an her yerde karşınıza çıkabilir. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Merhaba Türkiye. Mısır'ın Hurgada şehrindeyiz. Göreme Açık Hava Müzesi'nde dedik ya girerken... Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Ulus'ta 2. Meclis binasının hemen önündeyiz. Romanya Köstence'den herkese merhabalar. Mehmetçiğe saygı anıtının önündeyiz. Magosa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin tam önündeyiz. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Atatürk Kırklar eline geldiğinde işte o balkondan halka seslenmiş. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'teyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Şu anda Sivas'ta meydanda tam kongre binasının karşısında Kale Camii'nin önündeyiz. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere.